Merhaba, ben Gökhan Özkan. Ankara Bağlı Ahmet Çayırı Köyü'nde kuru tarımla uğraşmaktayım. Aynı zamanda HMS Tarım Makineleri Türkiye Satış Direktörü olarak çalışmaktayım. Şimdi sizlere HMS Tarım Makineleri'nin üretmiş olduğu S serisi yatay karıştırıcılı ve A serisi dikey karıştırıcılı çift diskli gübre serpmeleri anlatacağım. İlk makinamız HMS S serisi makina. Bu makine yatay karıştırıcılı gübre dağıtma sistemine sahiptir. Bu ne demektir yatay karıştırıcı? Alttaki disk 7 tur döndüğünde üstteki karıştırıcı 1 tur dönüyor ve yatay pozisyonda dönüyor. Bu sayede gübreyi hem homojen bir şekilde disklere veriyor hem de gübrenin sıkışmasını engellediği için gübreyi toz etmiyor. Yani bu makinede gübrenin toz olma oranı %1 bile değildir. Diğer makinelerde gübre toz olduğu için o homojenlik dağılıyor. Homojenlik dağıldığı için düzgün gübreleme yapılmıyor. Dikkat etmişsinizdir, gübreleme yapıldıktan sonra bazı tarlalarda futbol sahası gibi yeşil sarı izler vardır. Bu izler gübrenin homojen dağıtılmadığının kanıtıdır. Bizim makinamızda böyle bir problem yoktur. Bizim makinamız gübreyi %1 bile toz etmez. Aynı zamanda kanat üzerinde, disk üzerinde bulunan küçük kanatlarla yapılan ayarlar sayesinde istenilen gübreyi istenilen uzaklığa atabilmektedir. Makinalarımız standart olarak 18 ile 24 metre arasında iş genişliğine sahip disklerle satılmaktadır. İsteğe bağlı olarak bu rakamı 36 metreye kadar çıkarabilirsiniz veya 10 metreye kadar da düşürebilirsiniz. Siparişinizde bunu belirtmeniz yeterli. Size şimdi makinenin çok kolay olan ayarlarından bahsedeceğim. Bu ayarları yaptığınız takdirde tarlanızın dönümü net, traktörünüzün kilometre hızını biliyorsanız makina gramı gramına size gübreyi tarlaya atma garantisi vermektedir. Yeter ki iş genişliğini ayarlayın, makinenin ayarlarını yapın ve traktörünüzün hızını bilin. Şimdi sizlere disk üzerinde nasıl ayar yapılacak ve kilo ayarı nereden yapılacak bunları göstereceğim. Şimdi kanat üzerinde bir ayar yapacağız. Bu ayar nedir? Dediğim gibi 18 ve 24 metre arasındaki iş genişliğine sahip diskler takılı makinede şu anda. Biz üre gübresini atmayı planlıyoruz. 24 metre atmayı planlıyoruz. Kanat ayarlarımızı kanadın birini 72'ye rakam olarak birini de 92'ye getireceğiz. Bu sayede makinamız üreyi 24 metre uzaklığa, sağ ve sol toplam olmak üzere 24 metre uzaklığa atabilecek. Daha düşük bir metre istiyoruz. Mesela 20 metreye atsın istiyoruz. Kanadın birini 70'e, birini 84'e getireceğiz. Eğer ki aldığınız gübre serpme makinelerinde bu kanat açısı yoksa gübreyi düzgün bir şekilde atamaz. Çünkü bizim makinamızda dahi her gübre çeşidine göre farklı rakamlar mevcut. Yani her gübreyi aynı kanat açısıyla aynı metreye atamaz. Bu yanlış bir sistemdir. Bizim makinamızda dahi hangi metreye hangi gübreyi atmak istiyorsanız ona göre kanatları ayarlamanız gerekiyor. Şimdi size disk üzerinde kanatlar nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Sabitleme pinini gevşetiyoruz. Gevşettik. Buradan kanatın iç bölümünü 72'ye ayarlıyoruz. Hani az önce baktıydık ya kısa kanat 72'de, uzun kanat 92'de görünecekti. Şu şekilde kanadın içiyle 72 rakamı
birbirini örtüyor. Örttükten sonra tekrar gevşettiğimiz yeri sıkıyoruz. Aynı şekilde uzun kanadı da yine gevşetip 92'ye getireceğiz. Şöyle gösterelim, gevşettik. Şuradan 92'ye getirdik ve kanadı tekrar sabitliyoruz. İsteğe bağlı olarak atacağınız ürünün yüksekliği fazlaysa, örnek veriyorum mısıra girdiniz, işte yüksek atarken şu ucundaki parçayı böyle yukarı doğru kaldırırsanız, hani aşırtma vuruş dediğimiz futboldaki tabir, aşırtma bir şekilde gübreyi düzgün atar. Bunu düz tutarsanız yatay olduğu için belli bir metreden sonra diğer ürünlere çarpıp istediğiniz uzaklığa gönderemeyebilirsiniz. Yalnız bu dediğim gibi sadece ürünün boyutu eğer yüksekse bunu kullanacaksınız. Yüksek değilse normal düz yatay pozisyonda durmasının bir sakıncası yok. Şimdi biz ayarladık üreyi 24 metre, 10 kilometre hızla gitmek istiyoruz. Buradaki yazan rakamlar hektar rakamı. Biz yurt dışı ağırlıklı da çalıştığımız için orada hektar geçerli. Yani buradaki rakamlara 10'a böldüğümüz zaman dekar rakamları çıkar. Örnek veriyorum 10 kilo atacağız. Burada 100 yazan rakam. 10 kilometre hızla gideceğiz. 24 metre iş genişliği, üre gübresi atıyoruz ve 10 kilo atacağız. Bu çizgiyi bu tarafa doğru çekiyorsunuz. Yani manivela kolu dediğimiz ayar kolunu 29'a getirirseniz bu makine 10 kilometre hızla 24 metre iş genişliğinde üre gübresini dekara 1000 metrekare yere 10 kilo atacak şekilde gübreyi atar. Şu an manivela kolu üzerinden de onun ayarını yapıyoruz. Şimdi makinamızı bahsettiğimiz gibi 10 kilo atabilmek için 29'a getiriyoruz. Şu ayar skalası 29'a denk geldi. Burada sabitliyoruz. Dediğim gibi 24 metre iş genişliğiyle 24 metre iş genişliğiyle 10 kilometre hızla giderseniz, üre gübresi atarsanız dekara 10 kilo şu an bu makineyi ayarlamış olduk. Gübreyi koyup işleme başlayabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz birkaç noktada önde işte şaftın bağlanması ve gübrelerin sağ sol kapatıp açılması gibi ayarlar var. Onu ön tarafa geçince bahsedeceğim. Ama arkadayken şunları bahsedeyim. Makinamız standart olarak trafik setiyle birlikte sunulmaktadır. Şu an hatta biz dörtlüleri yaktık görün diye. Trafik setiyle birlikte sunulmaktadır. Tüm HMS tarım makinalarında kullanılan etiketler, yazıların hepsi reflektiftir. Yani bu ne demek? Arkadan ışık vurduğu zaman, yandan ışık vurduğu zaman etiket varsa yanar, parlar. Bir kedi gözü gibi düşünün. Bizim bunu yapmamızdaki amaç trafikte müşterilerimizin güvenliğini sağlamak. Çünkü genelde Türkiye'de buna dikkat edilmiyor. Satılan makinalarda bu ışıklandırma olsun, işte reflektör sistemleri olsun kullanılmıyor. Biz HMS olarak tüm makinalarımızda isteğe bağlı olarak diğer makinalarımızda trafik setini, ama standart olarak bütün makinalarımızda da reflektif etiketleri kullanıyoruz. Makinamız hareketi şaft yardımıyla almaktadır. Burada dikkat edeceğimiz konu, traktörlerin şaft uzunlukları farklı olabiliyor. Yani bazı traktörün kuyruk mili daha içeride, bazısı daha dışarıda. Biz standart olarak bir şaft gönderiyoruz. Bu yaklaşık 1 metre uzunluğunda.
Eğer sizin traktörünüze bu şaft uzun gelirse bu şaftı ortasından kesip tekrar birleştirebilirsiniz. Mutlaka onu yapın. Yoksa eğer ki şaft uzun olur ve hidroliği kaldırırsanız şaft istemeyerek işte şanzımana zarar verecektir. Şanzımanı kıracaktır. Size bir maliyet çıkaracaktır. Buna gerek yok. Buna dikkat etmeniz gerekli. İkinci konuda Mibzer'in sağ sol disklerini isterseniz mesela tarlanızda işte 24 metreye göre ayarladık ama 12 metrelik veya 15 metrelik bir yer kaldı. Hepsine gübre atmak istemiyorsunuz. Bu vanayı sağa veya sola çevirip bir tarafın atışını kapatabilirsiniz. Kapattıktan sonra tek taraflı olarak gübreyi atıp o tek taraf bitince tekrar orta konuma getirip iki tarafın da atmasını sağlayabilirsiniz. HMS S serisi makinalarda ve A serisinde de çamurluk standart olarak sunulmaktadır. Yani gübre attığınız zaman traktör tekerinden hareketlenen çamurluk disklere gelmeden çamurluklar vasıtası tutulmaktadır. Bu sayede diskin üstü kirlenmediği için daha düzgün bir gübreleme yapabilirsiniz. Makinalarımızda standart olarak çadır sistemi sunulmaktadır. Çadır sistemlerimiz kolay aç kapat sistemiyle donatılmıştır. Yağmurlu havada gübre atacaksınız veya işte gübre atarken yağmura yakalandınız. Çadırı bu şekilde tek bir hamleyle tamamını açabiliyoruz. Tekrar aynı şekilde tek bir hamleyle şu şekilde kapatabiliyoruz. Şu şekilde açıp tekrar bu şekilde çadırı kapatabiliyoruz. Bu sayede gübremiz ıslanmıyor. Gübremiz ıslanmadığı için zarar görmemiş oluyoruz. Veya uzaktaki bir tarlaya gidecekseniz bu çadırla birlikte gittiğiniz zaman işte gübrenin rüzgardan vesaire uçmasını engelleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz kırmızı boyalı malzeme bizim yatay karıştırıcı dediğimiz malzeme. Orada karıştırıcının altındaki kapak ve diskin hepsi kromla kaplanmıştır. Yani bu ne demek? Gübreye değen parçaların hepsi kromla kaplıdır. Dolayısıyla yıllar geçse de ileride bir korozyon, bir paslanma gibi olumsuzluklarla karşılaşmazsanız. HMS Tarım Makinelerinin S serisi tüm makinelerin hepsinde bu özellik standart olarak sunulmaktadır. A serisinde ise opsiyona bağlı olarak bu parçaları krom olarak isteyebilirsiniz. Siparişinize belirtmeniz yeterli. Gübreyi toz etmeden atmak, gübreyi homojen bir şekilde atmak ve gübreyi istediğiniz kiloda atmak için HMS S serisi ve HMS A serisi makinaları tercih edebilirsiniz. Sizlere HMS Tarım Makinelerinin üretmiş olduğu S serisi yatay karıştırıcı makinayı anlattım. Bu makineler 900 kilo ağırlıktan başlıyor. Yani içine aldığı gübre 900 kilodan başlıyor. 3,5 tona kadar çekili olanı, iki tekerli olanı, dört tekerli olanı, askılı olarak 2,5 tona kadar olanı bir sürü çeşidi var. Siparişlerinizi belirtirken
hangi makine istediğinizi, sizin şartlarınıza hangisi uygunsa onu kullanmanız gerektiğini biliyoruz. Sizler için daha iyi, daha kaliteli, daha teknolojik makineler üretmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.